sen yedin mi sinek? Ya. Daha önce duymuş muydun? Daha önce duydun mu bunu? Ne gibi? Biraz bahseder misin? Şöyle yapalım, içeri devam edelim. Çünkü ses alamıyoruz. Biraz daha bir abi sizi... Daha doğrusu eşimin tehditlerinden dolayı ölümle tehdit edildim. Evet. Kadeh sayesinde kurtuldum. Uygulaması mı vardı telefonunuzda? Evet, uygulaması vardı. Zekin bahsetmişti Kadeh'ten. Kadeh'te ben şikayetçi olmuştum eşimden. Evet, daha önce polise gittiniz. Evet. Tabii, orada polis merkezinde mi söylediler Kadeh'in uygulaması dediğini? Evet. Evet. Sonra siz uygulamayı indirdiniz. Uygulamayı indirdim. İki defa uzaklaştırma aldım. Evet. Onun sayesinde. Sonra eşiniz eve mi geldi? Eve gelmedi. Tehditleri devam etti. Sürekli devam bir, etti. O anda bir şiddete mi maruz kalıyordunuz? Nasıl şiddete de maruz kalıyordum. Ölümle tehdit edildi. O anda hemen uygulamaya evet, bir tuşla bastınız. Arama imkanınız yoktu. Evet. Evet. Sonra polis ekipleri geldi. Evet. Yanınızda mıydı o anda eşiniz? Yanımdaydı. Sonra polis ekipleri aldı, götürdü. Götürdüler. Evet. İki kere uzaklaştırma aldım. 15 gün boyunca, yine 15 gün boyunca. Tehditleri devam etmedi. Sürekli devam. Ve sonunda yani hayatım kurtuldu diyebilirim. Kadeh'e çok teşekkür ediyorum. Ben bundan dolayı çok memnun kaldım. Gerçekten çok memnun kaldım. İki tane kızım var benim. Yani onların da canlı memnun tehdit edildim. Yani korkularım vardı. Anlattılar. Yani onun sayesinde gerçekten... Yine diyorum, çok teşekkür ediyorum Kadeh'e. İlk varsınız. 15 yıllık evliyim. 15 yıl boyunca devam etti. Tabii ben sessiz kaldım, korktum. Bu yani cesaretimi toplayıp polisi aradım. Polisten yardım istedim. Yardım istedikten sonra darp kopardılar ben. Ondan sonra Kadeh'i tanıdım. Hani şöyle Ocak ayından beri sürekli yardımlarını aldım. Eşim benim vefat etti. İntihar etti kendisi. Kendini öldürdü. Şizofren hastaydı. Yani öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Çocukları da öldüreceğim. Kendimi de öldüreceğim. Hani buna meyilliydi. Hani buna dayanaraktan yıllarca sustum. Gerçekten hani artık dayanamadım. Hani gücüm kalmadı. Çocuklarım öldü. Çocuklarım istemiyor. Anne almaydı. Anne gelmesin. Anne gelmesin. Ha bitmiyor. Şikayetini geri alacaksın. Almazsan seni öldürürüm. İşte almazsan sana yani işte çok kötülükler yaparım. Hani buna hatta ölmeden önce beni hiç aradı, gel barışalım. Eğer ben gitseydim ben de şu anda ölmüş olacaktım. Siz koca şiddetinden mi Ceyhan'la kaçmadan eve geldiniz? Ceyhan, ben Antalya'daydım. Antalya'da yaşıyordum. Hani eşim, hani Ceyhan'a gidelim yani şimdi. Hani belki düzelir, belki toparlarız. Hani çocukların hatırına. Ceyhan'a gittim ve başladım. 5 ay kaldım Ceyhan'da. 5 ay boyunca sürekli hani böyle şey, evden dışarı çıkamıyorum. Çocuklarım korkuyor, uyuyamıyorlar, ben uyuyamıyorum. Yani öldü gitti, hala devam ediyor. Bu sefer de ailesi. Senin yüzünden öldü, işte sen yaptın. Ya bir insan kendini öldürdüyse, suçlusu ben miyim? Ben 2 tane çocuğuma, babanız nasıl intihar etti, kendini nasıl astı? Ben bunları çocuklarıma söyleyemedim. Nasıl söylememi biliyorsunuz? Nasıl söylenir bu? Oğlumuzu getirin. Oğlumuzu getirsin. Ben gidemedim. Ben tehdit edildim. Ben cenaze ortamına alınmadım. 1 ay oldu benim eşim intihar etti. Almadılar beni. Koymadılar. İşte öldürürüz. Ayağına sıkarız. Hani karşı tarafın da tehditlerini aldım ben. Eşim alkol bağımlısı, şizofren hasta. Beni öldür, kendini de öldür, kurtul. Abi hep ölüm. Sürekli. Ben Kadeh'e, Ceyhan'a geldiğimde tanıdım. Ceyhan'a taşındığımda. Kızıma dedim, kızım koş, lavaboya git. Dayılarına söyle, 155'i arasın gelsinler. Memurlar geldi, sağ olsunlar. Şikayetçi misiniz? Evet, şikayetçiyim. Gittim darp raporlarında. Oradan gittim, ifade alınırken bana Kadeh'i anlattılar. Bu uygulamayı indirirseniz bundan faydalanırsınız, yardım alırsınız. Ben de Kadeh'i bastım. Yani o gün çok kötüydü. Çünkü kendimi bir şekilde kurtarmam lazımdı. Ben Kadeh'i bastım. Bu engel oluyordu, yapma. Bastım, Kadeh geldi ve aldı götürdüler. İstemiyorum dedim. 15 gün uzaklaştırma aldım. Baktım yine devam ediyor.
tekrardan gittim. Yine uzaklaştırma aldım. Bu şekilde kadesi tanıdım. Kades sayesinde hayatım kurtuldu. Zaten o ben buraya apar topar taşındığım için yani o zaman uzaklaştırma vardı. Kades olmasaydı yine yapacağını yapacaktı. Kendine yaptı. Korkmasınlar. Kades'e güvensinler. Kades. Kades. Diyorum yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler.